Peki dede olmak nasıl bir duygu? Ay <laughs> hep ona e, yalvardım Allah'ıma. Dedim ki hastaydım tabii ki. Yoğun bakımdaydım. Kızım da hamile oldu o arada. Oh, güzel sizinim. Ay diyordum ki Allah'ım hiç olmazsa torunumu göreyim de ondan sonra canımı al. Ya böyle bir aşk olamaz. Çok tatlı. Böyle bir şey olamaz. Ben ben şimdi böyle benim böyle bir tikim var. Yani otururken tişörtümü ısırırım. Aynını torun yapıyor. <laughs> düşünebiliyor <laughs> yani ala ala benden bunu aldı <laughs> İnanılmaz atleti sırıl <sırılsıklam> oluyor <laughs> annesi bağırıyor yapma deden gibi ısırma şu <gülüyor> <kişi> <gülüyor> gibi. <gülüyor> olacak şey olacak şeydi ya maşallah, maşallah. Felaket bir şey ya allah, allah, allah herkese allah nasip allah etsin amin amin başası. Başası, bahtı güzel olsun inşallah mercimek oluyor. gibi bir şey ya ha. çok tatlı tam küçük mantar tam 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 küçük bir mercimek sen hiç bu kadar duygusal mıydın? <laughs> bu, kadar <değildim. gülüyor> bu kadar değildim. Bu kadar değildim. Şimdi bana bilmem ne haberleri de işte onu de o böyle olmuş de hemen ağlıyorum. Hemen Ama oturup ağlıyorum. Ama her zaman şeyi vardı. bu. İlk defa bu humanist humanist programda ağlamadım. Vardı, hep böyle çok insani, çok o, duygulu. Jülize'nin programında filan hüngür hüngür ağladım. Yani yani. Orada da mesela anne olayını öğrendik He, yani. Hüngür hüngür ağladım yani. Olacak içimde çünkü 64 sene saklamışım. Yani buramda böyle bir acıydı, yaraydı yani. O yüzden ilk defa orada açıldım. Peki acaba eşlerde de o anne <laughs> alamadığın duyguyu aradın mı? Muhakkak aradım yani. Dört tane eşte muhakkak o anne sevgisini aramak var, o şefkati aramak var. Muhakkak var yani. Kimse yatsıyamaz bunu. O, o psikolojiyle de biraz ilgili. <laughs> o, o yüzden çok iyi değerlendiriyor. Yani ben mesela emme duygusu da yok mesela. İşte bu o da ondan kaynaklanan bir şey. Belki Hı -hı. de normal süt almadım yani annemden. Hı -hı. Bir de uyurken devamlı parmağımı ısırırım altında uyurken ve sayıklıyorum mesela. Ben şimdi odamda e, ne olur ne olmaz diye koltukta yatıyorum. Hemşirelerim ikisi de benim büyük yatakta yatıyorlar. Ve ben sabaha kadar onlarla sayıklayarak konuşuyorum. Hı -hı. Böyle bir şey yok. Onlar da bana cevap veriyor yavrum. Yani sabaha kadar sayıklıyorum. Peki anneyle yaşadığınız bu durum ilişkilerinize nasıl etki etti? E Tabii ki. Bir güvensizlik ben, oldu. Ben 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 yine de anneme ve üvey babama olan saygımı hiçbir zaman yitirmedim. Her zaman gösterdim saygımı. Yani yoksa benim yaşadıklarımı başka bir çocuk olsa hiçbir zaman yüzlerine bakmazdı, konuşmazdı yani. Asla böyle bir tavır sergilemedim. Hı hı. Yine aynı saygımı, aynı sevgimi gösterdim. Anneme de, üvey babama da gösterdim. Rahmetli oldu üvey babam gerçi. Annem yaşıyor, Allah uzun ömür versin. Ama annem çok bozulmuş. Ben onları anlattım diye. Hı. E bunları anlatacağına bir yüzleşsene benle, değil mi? Yüzleşmedi. Yıllardır bir kere bile yüzleşmedi. Yani yavrularımı ben iki tane oğlan çocuğunu ezdirdim diye yüzleşmedi bizimle. Ben 14 yaşındayım yatılı okula girmişim. Yani bir 14 yaşında çocuk ne yapabilir? Çamaşırını mamaşırını yıkayabilir mi? En fazla çorabımı yıkıyordum. Çamaşırlarımı üvey peder anneme yıkattırmıyordu. O artık ergen oldu. O erkek oldu. Büyüdü bilmem ne diye. Orada komşumuz vardı. Ben komşumuza deterjan alıyordum. Komşumuz yıkıyordu benim çamaşırlarımı. Böyle bir travma var mı bir çocuk için? Çok ciddi bir travma. Yani bu ömür boyu unutulur mu? Unutulmaz. Unutulmaz. Çok Peki ne dedik yani size üzüldü mü açıklamadan hayır, sonra? Hayır, hayır hiç. Sanki çok haklıymış gibi beni suçladı. Niye bunları açıkladın diye. Hı hı.